yaparsanız gelmek üzere. S-400'lerle ilgili bir gündem var diyorsunuz. S-400'ler Türkiye'nin talep ettiği bir adım değildir. Ama Türkiye'nin hemen güneyinde bir savaş ortamı var. Dünya kadar füze atıldı, kilise antrenler vesaire. Onun dışında son bir yıldan beri takip edin Kıbrıs'ın etrafında Cumhur İttifakı'nın AK Parti ile MHP ile hep dikkatini çektiği konuda biliyorsunuz bir gündem oluştu. Petrol araması başta olmak üzere. Oradaki güvenlik endişesi her geçen gün artmaya başladı. Biz NATO'nun bir üyesi olarak F-35'leri almayınca Türkiye'nin güvenliği için S-400'leri alma girişiminde bulunmak durumunda kaldık. Derdimiz kavga etmek değil, bağcılığa ulaşmak değil, üzülmeyerek. S-400 bildiğiniz gibi 2 yıldan beri görüşmeler devam eden bir süreç. Yine onun yanında özellikle söylemek isterim, saatte 18 bin kilometre giden dehşet bir sistem. En büyük füze imkanının olduğu bir sistem. 400 kilometre benzin olan, 185 kilometre yukarıya çıkabilen harika bir sistem. Türkiye güvenliği için bunu yapmayacak, neyi yapacak Allah aşkına? Sen Suriye'de savaş içerisinde olacaksın. Sen Doğu Akdeniz'de bir savaş ortamı içerisinde olacaksın. Kendi ülkenin adımını atmayacaksın, bu olmaz. Dolayısıyla S-400'e biz milletimizin güvenliği için değerlendiriyoruz. Seçimler öyle oldu, böyle oldu. Halk ne derse 23 Haziran'da kararını verecek, biz de masaya koyacağız. Tartışmasız seçim olmasını istiyoruz. Sorumsuz seçim olmasını istiyoruz. Halkın iradesinin yansımasındaki soru işaretleri gitsin diye bir adım atıldı YSK tarafından. Bunun gereği şu an yapılıyor. Ben istiyorum ki Çanakkale'de nasıl ki biz gece gün çalıştık, birçok ilçemizi aldık, İstanbul Belediyesi'nde yatırım için, hizmet için AK Parti'ye tekrar yönetiriz. Çünkü dün İstanbul'daydım, gördüğüm bir tablolar, CHP adayının Beylikdüzü'ndeki yatırımlarına bakıldığında Bilal Bey'le kıyas falan olmaz. Bu tartışılmaz. Onun dışında ben bu ülkenin evladıyım. Siyaset bir tarafa. FETÖ'süne, PKK'sına, Yaş KPK'sine bir tek kelime söyleyemeyen adam İstanbul'u yönetmemesi lazım. Bu ülkenin yoldan başka, parktan başka değerleri var. Hepsi var ama bir tek ifadesi var mı FETÖ'ye karşı? Bir tek ifadesi var mı Yaş KPK'ye karşı? PKK'dır. Aksine Demirtaş'ın politikasının beyni olun diyen bir anlayış İstanbul gibi bir dünya kentinde bir siyasal risktir. Hatamız şu, bilinmeyen bir adamın, bizim arkadaşlarımızın stratejik yanlışlarıyla meşhur olması sağladık. Biz adam adam ettik. Adam CHP adayı. Biz CHP'yi Kılıçdaroğlu'ndan biliriz. Sezgin Tanıkoğlu'ndan biliriz. Canan Kaftancıoğlu'ndan biliriz. Bakın hepsi geri çektiler. Nerede il başkanı? Şu kampanyada CHP il başkanı var mı? Seçim bittiğinde eş başkan gibi beraber oturuyorlar. Seçimden sonra. Seçim var. O meşhur tweetleri atan il başkanı şu an yok oldu. Sadece adayları var. Ama o 18 günü gördük. Seçimden sonra tekrar eş başkan gibi bizim ezanımıza, bayrağımıza her türlü hakaret yapan adamlar tekrar eş başkanlık yapacaklar. Buna izin vermeyeceklerini düşünüyorum.